Herkese merhaba. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda sizlere ver sorusu yani nerede sorusunu ve bu soruya verilecek cevapları anlatacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Where is pharmacy? Eczane nerede? diye soruluyor. Oldukça basit. Veri başa getiriyorsunuz. Where is pharmacy? Diğer sorumuz. Where is the playground? Oyun alanı nerede? Where is the cafe? Kafe nerede? Where is Onur? Onur nerede? Where is the egg? Yumurta nerede? Where are the eggs? Yumurtalar nerede? Burada çocuklar ee, sorduğumuz Kişi ya da nesne. Sadece bir tanesi. Yani bir kişi varsa veya bir tane nesne varsa verizi kullanacaksınız. İki veya daha fazla kişi veya nesne varsa da verara kullanacaksınız. Tekrar edelim. Nesne veya kişi bir tane ise verizi kullanacağız. İki veya daha fazla fazlaysa verara kullanacağız. Evet bu ver sorusunu biraz öğrendik. Bunun cevabını vermeyi öğrenmeden önce yer edatlarını bir tekrar edelim isterseniz. Behind arkasında, between arasında, in içinde, in front of önünde, next to, bitişiğinde, on üstünde, opposite karşısında gibi. Evet şimdi cevaplarımıza başlayalım sorularımıza. Where are Elif and her mother? Elif ve annesi nerede? Dikkat az önce söylemiştim iki kişi olduğunda arı kullanacağız diye. Burada Elif var bir de annesi var. İkisinin nerede olduğunu soruyoruz. O yüzden where are diye sorduk. Cevap verirken de çocuklar burada iki kişi olduğu için değeri kullanmamız gerekecek. Kırtasiyede oldukları resimden anlaşılıyor zaten. Cevabımız ne olacak? They are in the stationers. Yani onlar kırtasiyede. İkinci örneğimize bakalım. Where is the bookshop? Kitapçı nerede? It is between the toy shop and barbers. Yani oyuncak mağazasıyla berber dükkanının arasında. Üçüncü örneğimiz. Where is the toy shop? Oyuncak mağazası nerede? It is next to the bookshop. Kitapçının bitişiğinde. Görüyorsunuz oyuncak mağazası kitapçının hemen yanında bitişiğinde. Bir sonraki örneğimiz. Where is the bakery? Fırın nerede? It is behind the cafe. O kafenin arkasında cevap veren kişinin burada olduğunu varsayarsak arkasında diyebiliriz. Where are the children? Çocuklar nerede? They are in the garden. Onlar bahçede. Bu arada children kelimesi child kelimesinin çoğuluydu. Hatırlarsanız child çocuk. Children çocuklar demek. O yüzden de verer dedik çocuklar olduğu için de özne olarak değer yani onları kullanmamız gerekiyor. Değer in the garden onlar bahçede anlamına geliyor. Bir sonraki örneğimiz where is the dog? Köpek nerede? It is in front of the box. Kutunun önünde. Evet çocuklar şimdi egzersiz vakti. Şöyle yapacağız. resmi ben size göstereceğim. Sizden soru cümlesi yazmanızı ve resme bakarak da bunun cevabını yazmanızı istiyorum. Elinizin altındaki kalem ve kağıdı kullanarak bunları not alın. Sonra cevabınızı yazdıktan sonra videoyu oynatıp cevabını kontrol edin. Evet başlayalım. Where is the pencil? Kurşun kalem nerede? It is on the desk. O sıranın üstünde. İkinci örneğe bakalım. Hazırsanız başlıyorum. Where is he? O nerede? Tabii burada he yerine Ahmet, Mehmet, Onur diye bir erkek ismi kullanabilirsiniz veya George gibi. Cevap: He is in his bedroom. O yatak odasında. Ya da his yerine yani onun kelimesi yerine he is in the bedroom da diyebiliriz. O yatak odasında anlamına gelir. Sıkıntı yok. Evet, sorumuza bakalım. Where is the teddy bear? Oyuncak ayı nerede? It is between the books. Kitapların arasında. Where are the children? Çocuklar nerede? They are in the playground. Onlar oyun alanında. Az önce söylemiştim, tekrar hatırlatayım. Children kelimesi çocuklar anlamına geliyor child kelimesinin çoğulu. Çoğul olduğu için de where are sorusunu kullandık. Çocuklar nerede sorusuna cevap verirken de özneye değer yazabiliriz. Onlar anlamına geliyor idi. Where are the people? İnsanlar nerede? They are in front of the shop. Onlar mağazanın önünde. Where is the cat? Kedi nerede? It is behind the tree. O ağacın arkasında. Evet bugün sizlere bir nesnenin nerede olduğunu sormayı ve bu soruya verilecek cevapları nasıl verileceğini gösterdim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.